Sabah saatlerinden itibaren yoldaydık. Adana, Adana'dan sonra İskenderun'a geldik. Hatay'ın İskenderun ilçesine geldik. İskenderun deyim yerinde ise tarumar olmuş durumda. Yüzlerce ev yıkılmış ve üzerinde insanlar ölülerini, dirilerini arıyorlar. Gözümüze çarpan şey, ilk önce İskenderun'a girdiğimizde hala devam eden bir yangın var. Liman yanıyor. Limanda gönderilmeyi bekleyen kimyasal ve plastiklerin içerisinde olduğu konteynerler depremin etkisiyle olsa gerek yıkılmışlar ve bu yıkıntının ardından dün akşam saatlerinde bir yangın başlamış. Ufak çaplı bir yangın ama müdahale edilmediği için ve doğru müdahale edilmediği için bugün gün boyunca İskenderun Limanı konteynerların bulunduğu alan yandı. Müdahale de edilemiyor. Biz o dakikalarda oradaydık, bağlanamadık internetten kaynaklar ama şunu belirtebilirim ki bir cehennemi andırıyor orası ve hala yanıyor. Arkamda gördüğünüz duman bir bulut değil. Yangının ortaya çıkartmış olduğu, kimyasalların ortaya çıkartmış olduğu bir duman, kara bir duman İskenderun'un üstünü kaplamış durumda. Ve bunun yanında biz bu görüntüleri çektikten sonra İskenderun'da öyle bir manzarayla karşılaştık ki yetkililer şunu ifade ediyor, işte gidildi, görüldü, işte müdahale ediliyor gibi bir cümleler ardı ardına kullanılıyor. Her gidilen yerde benzer bir şey ifade ediliyordur ama biz İskenderun'da şunu gördük. Bir su yok. Bir şişe su bulamayan insanlar var. Ve birisi bize şunu söyledi, ben bu suyu bulmak için 5 kilometre yürüdüm dedi. Böyle bir İskenderun karşımıza çıktı. Bunun yanında hem ölüsünü hem de dirisini arayanlar var. Onlarca bina yıkılmış durumda, onlarca bina yıkılmış durumda ve o binanın üzerinde insanlar elleriyle ve eline ne geçirirlerse orada canlarını, ölüsünü veya dirisini bulmaya çalışıyorlar. Gün boyunca bunun manzaralarını karşılaştık. Bu manzarayla karşılaştık. Her gittiğimiz apartmanın önünde benzer bir ağıt vardı, benzer bir acı vardı ve benzer bir öfke vardı. Gazeteci olduğumuzu söylediğimiz her insan bize şunu söyledi. Ya yetkililer gelmedi, bir bardak çay, bir sıcak çay, bir su getirmediler dedi. Ölülerimizi arıyoruz, yardım edin diyoruz. Yardım eden yok. Ama yetkililer bir taraftan da yardım edildiğini iddia ediyor. İskenderun ki şunu belirtmek isterim. İskenderun merkezi bir alan. Dünyanın aslında en büyük limanlarından bir tanesinin bulunduğu bir kent. Ama bu kente bir su verilmiyor. Belediyeyi sorduk, belediye yetkilileri yok. Bir kriz masası var mı diye sorduk, yok dediler. Peki siz nasıl bu binaların üstüne çıkıyorsunuz? Biz başka yapacak şansımız yok dediler bize. Bunun yanında bir fotoğrafını, sadece bir fotoğrafını, ölüsünün bir fotoğrafını bulmak için o enkazın üstünde bulunan insanlar vardı Dilek. Sadece bir fotoğrafını, geride kalan bir fotoğrafını bulmak için o enkazı aşındırıyorlardı. Yakınları bekleyişini sürdürüyor. Aynı zamanda arama çalışmalarını sürdürüyor. Gözümüze çarpan noktalardan bir tanesi buydu. Profesyonel ekip çok az. Neredeyse yok denecek kadar az. Sadece bir apartmanda biz profesyonel bir ekip gördük ama bunun dışında bir ekip göremedik. Ve İskenderun 2 gündür depremin ardından 2 gün geçmiş olmasına rağmen herhangi bir yardım ulaşabilmiş değil. Burada şunu da belirtmek isterim. Bir diğer çarpıcı nokta şu, İskenderun ve Belen, biz şu an Belen geçidindeyiz. Belen yüksek bir yer, burada gerçekten çok soğuk bir hava var. Ama insanlar dışarıda, burada da çok fazla bina yıkılmamış olsa da hemen hemen binaların tamamı hasarlı. Ve hasarlı yerlere giremiyorlar. Ve bunun yanında dikkatimizi çeken bir diğer nokta ve içimizi acıtan bir diğer nokta, birini göremedik ama battaniye sarılmış cenazeler vardı Dilek yerde. Ölüsünü o enkazda çıkartmış ama bir cenaze aracı bulamayan ve morga götürmeyi saatlerce bekleyen insanları gördük. Ve bu insanların tek ifadesi vardı, tek şey vardı. Biz yalnızız diyordu Dilek.
ve bu yalnızlıklarını bize paylaştılar, ifade ettiler. Hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biz tekrar edeyim, arama kurtarma çalışması derken profesyonel bir ekip yok. Elleriyle, insanlar elleriyle, tekrar tekrar söylüyorum, elleriyle kazıyorlar. İskenderun'da iki binada hala yangın devam ediyor. Bina yıkılmış, binanın altında insanlar var ve orada şu anda dumanlar da yükseliyordu biz geldiğimizde. Hala söndürülmeyi bekleyen binalar var. Ve o enkazın altında canlı var mı yok mu bunu arıyorlar insanlar. Ve o kaygılı, o acil bekleyişleri de devam ediyor. Biz 5 cenaze gördük yerde. O 5 cenaze kaldırmayı bekliyordu. 3 saat boyunca aramalara rağmen, akut ulaşmalarına rağmen nereye aradılarsa o 3 saatin sonunda ancak bir cenaze ağacı geldi ve o cenazeler oradan kaldırıldı. Hala İskenderun'da onlarca apartman, onlarca binanın altında kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Bazen bir ses duymak istiyorlar. Bir görevliyle konuştuğumuzda şunu söyledi. Bazen hayal ediyorlar. Biz oraya gidip bakıyoruz, orada bir canlıya dair bir emare yok ama insanlar oranın altından bir canlı çıkmasını bekliyor. Bunu umut ediyorlar. Ama aynı zamanda öfkelerini de ifade ediyorlar. Dün benzer bir durumu Adana'da gördük. Adana'da da yine o binaların altında umut ve öfke vardı. Bugün İskenderun'da da benzer bir umut ve öfkeyi gördük. Tüm şeyler sıra çöktü ya. Duman altına eriyor.